Restoran TV izleyicileri, Zirvedeki Restoranlar programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Fahrettin Atalay. Fahrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, siz? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün bize neler yapacaksınız? Bugün bize yöresel mutfaklarımızdan, Yozgat mutfağından daha doğrusu, testi kebabı yapacağım. Oo, süper. Normalde başka mutfaklarla bilgimiz mevcut ama ben yöresel yemeklerimizi daha çok tercih ediyorum. Bize özel. Tabii ki. O zaman ufaktan başlayalım. Başlayalım. Öncelikle testimi yıkamak istiyorum. Tabii. Yani olmazsa olmazımız. Çünkü topraktan yapılıyor. İçerisinde... Hijyen açısından mı yoksa ekstra bir şey var mı? Hem toprak parçaları olma ihtimali var. Hem de hijyen açısından. Sonuçta fırına girecek. Aynen. İçindeki bir şeylerin dökülmesini istemiyorum. Bu şekilde dik durup içinin suyunun süzülmesini bekleyelim. Evet. Öncelikle malzemelerimizi yıkıyoruz temizce. Böyle kalsın. Ne kullanıyoruz? Şu an köy biberi var. Daha yeşil olduğu için çarliston biber tercih etmedim. Kırmızı kapya biberimiz var. O da içerisine renk verecek. Domatesimiz olmazsa olmazımız. Domates, bütün yemeklerin. Evet. Soğan ve domates. Yalnız kız geçiyor. Kışa geçiyoruz. O yüzden şimdiden herkese tavsiyem menemenliğini falan yapsınlar. Biz hepsini hazırladık. Kavanozlarımız hazır. Güzel, harika. Şimdilik soğanlarımla başlamak istiyorum. Tabii. Küçük bıçağımızı tercih ediyoruz. Bıçağımız da güzel bir yerden çıktı. Evet. Bıçak benim olmazsa olmazım. Yani her ustanın olmazsa olmazı. Tabii. Ve iyi ama kesmesi lazım. Aynen öyle. Malzemeyi ezmemek şartıyla iyi bıçak kullanmamız gerekiyor. O yüzden benim bıçak koleksiyonum da var evimde. Gerçekten mi? Evet. 50-60 tane yakın bıçağım var. Her şey için ayrı. Evde de yapıyor musunuz böyle sürekli? Evde mi? Yok. Evde tek yaşıyorum zaten. He. Yorgunluktan fırsatım olursa olmuyor. Kendime yumurta pişiriyorum. Yumurta pişirmeye fırsatım oluyor ama. Ne zaman başladınız? Ne ara sektöre, merak saldınız? Şöyle söyleyeyim. Ben küçük yaşlarımdan beri yani ailemle yaşıyordum. 2007 yılına kadar ailemle birlikteyim. 29 yaşındayım. Küçüklükten şöyle bir merakım vardı mutfağa karşı. Hani annemler mantı falan yaptığı zaman ben yardım falan ederdim. Ondan sonra herhangi bir ablalarım falan işte çalışıyordu. Abim de işte çalışıyordu. Annem babam da köyde olduğu için evde kendi başıma uğraşlar veriyordum. Yeni yeni tatlar. Yani bu arada kendime ekmek falan yapmaya çalışırdım. Tabii gördüğüm kadarıyla. Aynen. Becermeye çalışırdım. Bir ara saçımı falan yaktım. Gerçekten. Becermeye çalışırken. Oluyor böyle şeyler. Ama pes etmemek gerekiyor hiçbir şey için diyorum. Aynen öyle. Şu an neredesiniz? Şu an Bakırköy'de çalışıyorum. Kapasite AVM'de. Orada yeni bir işe başladım, geçici evet, olarak. Yakında inşallah İran projem var. İran'a gidip Türk kültürümüzü tanıtmak istiyorum. Süper. Bizi temsil edeceksiniz. Tabii ki. Allah'ın izniyle Türk bayrağımızın olduğu her yeri temsil etmek istiyoruz. O zaman ne mutlu Türk'üm diyene diyebilir miyim? Tabii ki. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu bize bu fırsatı verenlere diyoruz. Aynen öyle. Şimdiden tebrik ediyorum sizi o zaman. Çok teşekkür ederim. Orada ders mi vereceksiniz? Orada özel okullarda ders vereceğiz. Şu an reklamlarımız yapılmaya başladı Allah izin verirse. Küçük bir aksilikler çıktı pasaporttan dolayı. Olsun. O yüzden biraz gecikme yaşadım. Geç normalde Eylül'ün 9'unda falan gitmeyi planlıyordum. İşte Ekim'in 17'sine falan kaldı. Oradan yana sıkıntı yok. Bizim gitmemizde problem. İnşallah. Hayırlısı yani, buymuş demek ki diyoruz. Tabii ki. Şu anki çalıştığımız yeri de yarıda bırakmamak gerekiyor. O yüzden bir süre verdik. Onlar bize süre verdi. O şekilde inşallah orayı da atlatacağız. İnşallah. Ne kadar kalacaksınız orada? Şu an vizesiz gideceğim için misafirliğim 3 ay sürecek. 3 ay içerisinde özel okullarda dersimizi vereceğiz inşallah. Onlara kendi kültürümüzü anlattıktan sonra bir girdi çıktı yapacağım ülkeme. Çünkü özleyeceğim ülkemi. bu arada 4 tane arpacık soğan koyuyorum. Evet. 4 tane de sarımsak koyuyorum. Çok fazla da abartmaya gerek yok. Bunları doğramıyorum.
herhangi bir şekilde. Sadece aromasını vermesi bizim için yeterli olacaktır. Tadı çıksın yeter. Tabii bunlar zaten yumuşayacağı için rahat rahat yiyebileceğiz. Bu soğanımız, sarımsağımız fazla. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Mutfaktaki her kullandığımız malzemeyi en sonki malzememiz gibi düşünelim. Yani bol bulduk diye bol kullanmayalım. Yettiği kadar. Yani az olsun öz olsun ama yeterince kullanmamızı tavsiye ediyorum. Çünkü nimetlerimizin, bize Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. En önemli özelliğimiz bu olsun. Yani herkese en büyük tavsiyem bu olmasını istiyorum. Şimdi etimden başlayayım. Etimiz kuzu eti. Kuzu kolu aldım. Güveç yemeklerinde ve testi yemeklerinde kuzu kol daha yumuşak oluyor. Lokum gibi. Aynen öyle. Etimizi biraz kalın olduğu için ikiye bölüyorum. Kuşbaşı doğrayacağım. Bu yemeğin özelliği kuşbaşı olması. Başka türlü doğrarsam beni döverler. Siz nerelisiniz? Ben aslen Kayserliyim. İki hafta önce oradaydım. Ben orada değilim ama. Kayserimiz güzeldir, mutfağımız da güzeldir. Yöresel mutfaklarımızdan mantımız. Evet, keşke mantı açsaydık. Aslında mantı açmayı istedim. Yalnız şöyle bir şey. Mantıyı herkes, Kayseri mantısını şöyle söyleyeyim. Biraz bizimki çorbaya benziyor. Evet, sulu. Yedim ben. Bizimki sulu. Genellikle Ramazan ayında bol tüketiriz biz. Artık ben kilo almak istemiyorum. Fit kalmak istediğim için mantı yapmak istemedim. Yani. Biraz protein ağırlıklı olsun. Etimizi karıştırma kabına alıyorum. Evet. Etimiz bu arada 250 gram. Onu da belirtmek isterim. Soğanımızı, sarımsağımızı direkt tüm şekilde atıyoruz. Dediğim gibi sadece aromasını alacağız. Burada defne yapraklarımız var. Defne yaprakları normalde tümdür. Yalnız çatlattığımız zaman lezzeti içerisine daha karışacak. Çok karışacak ve odaklanacak. 3 tane atıyorum. 3 tane yeterli. Sadece aromasını vermesini istiyorum. Normalde biz bunu İtalyan mutfağında falan Napoliten sosunun içerisinde falan kullanırız. Şimdi bir domatesimiz var. Yanımıza alıyoruz. Bir tane kapya biberimiz var. Hatta domatesimiz kalsın. Evet. Şöyle kapya biberimizin içine alıyoruz. Hepsini kullanmayacağım. Buraya geleceğimiz için birer tane getirdim. Şöp atıyorum. Şu yarısı bize yeterli olacaktır. Yani dediğim gibi israftan kaçınır. Başka bir şeye kullanabiliriz bunu. Bunları da kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Ama çok iri olmasını istemiyorum. Etten bir tık küçük olması bizim için önemli olacaktır. Ön planda et olacak yani. Aynen öyle. Bizim en büyük özelliğimiz etin her şekilde ön plana çıkması. Yani biberlerimiz de çok iri ve sert kalmasını istemiyorum. O yüzden biraz eriyecek, biraz diri kalacak. O yüzden bu bize yeterli olacaktır. Bunu da yarım şekilde kullanıyorum. Bu bize yeterli olacaktır. Düşünüyoruz biz, ne kadar bol malzeme tadı o kadar güzel olacak gibi geliyor. Ya şimdi dediğim gibi et ön plana çıkacak. Malzememiz zaten bir kişi için fazla bile oluyor. Aynen. Yani 200 gram et de çok kalıyor, basit kalıyor. Biraz dolu dolu olması bizim için daha iyi olacaktır. Domatesimizi soyuyoruz kabukların ağza gelmemesi için. Ne güzel bir domates soyuyor. Asla Allah, yapamam. 11 yıl oldu artık soyamazsak. Değil mi? Ayıp. Bizi izleyicilerimiz sonra usta arkadaşlarımız kesinlikle meslekten men ederler beni. Ben mesleğimi seviyorum. Mesleğime çok aşığım aslında. Zevkli aslında değil mi? Zevkli. Dünyanın hiçbir yerinde bu meslekte aç kalmasın. Bu sektörün öyle bir özelliği var. Yani bugün Yeni Zelanda'ya gitsen de, bugün bir Amerika'ya gitsen de veya farklı bir yere gitsen de bu yemekle her zaman ön plana çıkarsın yani. Kendi kültürünle, yapışınla. Domatesi de doğruyorum yine kuşbaşı şekilde. Domatesimiz eriyecek zaten, suyunu bırakacak. O yüzden domates yumuşak bir ürün olduğu için 3 çeyrek kullanıyorum. Fazla da suyunu bırakmasını istemiyorum. Çok çünkü çok zaten etin kendi suyu var. Biber istemsizce zaten suyunu bırakacaktır. Bu şekilde. Şimdi belirtmek istediğim en özelliği
şey salça. Hı. Salça, hazır salçalardan uzak durun diyoruz. ben o yüzden evden kendi annemin yaptığı ev salçası getirdim. Domates salçası. Yalnız bu tuzlu olduğu için tuz oranını biraz az tutacağız. Bir tatlı kaşığı diyoruz bunun içinde. Şimdi tereyağımız var. Olmazsa olmazımız. Evet. Öncelikle bir karışım için kullanacağım. Bir de testinin alt tarafını. Yağlamak için. Çünkü testiyi kırmak istemiyorum. Neden kırmak istemiyorum? Hem benim için değerli. Hem benim için değerli. Hem de kırıldıktan sonra içine bir parça materyalin tabii dökülmesinden dolayı tereddüt ediyorum aslında. Şimdi defne yaprağımızı attık, etimizi attık, domatesimiz, kapya biberimiz ve köy biberimizi attık. Evet. Şimdi içerisine girmekte olacak neyimiz var? Tuzumuz var. Onu da şöyle belirteyim. Bir kaşığın ucuyla, yani bir çay kaşığının yarısı diyelim. Çünkü ben ev salçası kullandığım için onun tuz oranı biraz fazla. O yüzden çok az kullanıyorum. Pul biber bizim mutfağımızın olmazsa olmazları. Ben de çok baharat kullanıyorum yemek yaparken. Baharat oranında güzeldir. Onu da söyleyeyim. Çok az karabiber. İçi de böyle kararıp suyunun da kara olmasını istemiyorum. Şimdi güvecimiz, bu sunum için kullanacağım güvecim. Şimdi elimizi zaten temiz, yine de bir yıkayalım. Ben eldiven kullanmayı, yani bu mutfakta tavsiye etmiyorum. Ben de çünkü sevmiyorum ya. Çünkü el lezzetinin olduğuna inanıyorum. Aynen öyle. Zaten yapılan eldivenler de kanserojen, istemsizce içeriyor. Karıştırıyorum. El lezzeti denen bir şey var ya, ben gerçekten ona inanıyorum işte. Vallahi ben de inanıyorum. Değil o yüzden tamam, restoran mutfaklarında kullanıyoruz. Aynen. Kullanmak zorundayız ama ben genellikle sunumlarda kullanıyorum. Yani sunum yapacağım zaman veya aktaracağım zaman veya açık mutfaklarda kullanıyorum. O yüzden zaten kendi el bakımını yaptığın sürece. Bir de zaten kesiyorum dedim. Sürekli eliniz suda oluyor zaten. Sürekli bir şey zaten yapıyorsunuz zaten el sürekli suda. Ya lavabomuz hani zaten bizim olmazsa şey olmazımız. Aynen öyle. Şey varsa ben bir hemen yardımcı bardak olayım. Varsa. Bardak. Çay bardağı varsa yarım bardak su rica edeceğim. Şöyle şunla koysak olur mu şefim? Olur. Bize her şey yarım. Şöyle bir çarkalayalım önce. Aynen. Siz bakın o yarına. Tamam, yeterlidir. Tamam. Yani çay bardağıyla yarım bardak olarak düşünelim biz onu. Bununla ne yapacaksınız? Ben çok karışmayayım, bozmak istemiyorum şu an. Siz bozun, biz düzeltiriz. Bizim işimiz olumsuzluklara karşı hep mücadele etmektir. En sevdiğiniz, yani yapmaktan en keyif aldığınız yemek? Yağlama, Kayseri yağlaması. Çok severim. Ama kilo alıyorum o zaman. Evet. Şimdi yarım çay bardağı olarak düşünelim biz bunu. Evet. Çay bardaklarımızla çay içiyoruz çünkü. İyice harmanlıyorum. İşte gördüğünüz gibi. Tereyağı biraz pütür pütür kalıyor soğuk su olduğu için. Şu görüntü bile var ya, iştah açıyor resmen. Birazdan bunu evet, yiyeceğiz. Ellerim kirli. Olsun şefim, hiç bizim önemli olmazsa olmazımız kirli eller. Tabii ki aşçının kirli eli yoktur. Şöyle gösterdiğim gibi. Yağlayacaktınız içine. Bak. Ya işte, şefim. Takip etmek önemli. Biz de böyle öğrenciyiz. Takip etmek önemli. Bir tatlı kaşığı dolusu diyelim biz buna. Tereyağı köy tereyağısı olursa yöreselimizin tadı daha farklı olacaktır. Şimdi şöyle öne alayım. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Değil mi? Normal market tereyağlarına devam. O yüzden zaten dışarıda yediklerimizle evdekiler farklı oluyor. Şöyle avucumuzun içerisine alıyoruz. Evet. Yavaş yavaş tabana. Zaten etlerimiz, domateslerimiz iyice birbirine girdiği için şu şekilde atıyoruz. Normalde bunun üstüne ev yapımı hamur geçirilir. Hamur. Yalnız aynen. Genellikle restoranlarda falan böyle kullanırız. Yani hamur serpilerek ama evde herkes hamur yapmaya üşeneceği için yağlı kağıt veya şey varsa, folyomuz varsa o şekilde de şu an size göstereyim. Şu şekilde bir evet, porsiyon oldu. Doldurdum.
dolu dolu bir porsiyon. Zaten şey olduktan sonra yarıya kadar inecektir. Çekecek kendini, aynen. Suyu, bayağı da kirletti kendini suyu. Hiç sıkıntı yok, temizleriz. Siz pis edin, biz temizleyelim şefim. Allah razı olsun. Şimdi güzel bir şekilde sahne solunu silelim. Evet, siz ne kadardır bu sektördesiniz? Bandan bahsedelim biraz daha. Hep beni konuşturmayın. Daha hiç girmeyelim şefim ya. Tamam, siz sorun, ben yanıtlayayım o zaman. Polyamoz var mı peki? Şimdi bunu fırına mı vereceğiz? Bunu fırına vereceğiz. Şimdi tamam. Şunu da belirtmek isteyeyim. 15-20 dakikadan önce açtığımız fırını 220 dereceye. Normalde kısık ateşte olursa, yani zamanınız kısıtlı, bir misafiriniz gelecek vesaire. 220 dereceye alıp bir 45 dakika, bir saat içerisinde pişirebiliriz. Ama eğer zamanımız var, evde rahatız. 180 derecelik pişirdi fırında 1 saat 40 dakika. Onun için böyle dinlene yavaş yavaş. Suyunu vere vere. Bu arada da şunu da söyleyeyim. Kuzu eti alırken veya inek eti alırken vesaire dinlenmiş et. Yani kasabınıza gidiyorsunuz, dinlenmiş et isteyin. Çünkü daha dinlenmemiş etler sürekli kan olduğu için, sıkı olduğu için sert oluyor. Yani insanlarımızın bundan bilinçlenmesini istiyorum. Sinirli etleri tercih etmeyin. Sinirli et ve sinirli insanlardan uzak duruyoruz. Sürekli hayata karşı pozitif olun. Aynen. Ne olursa olsun. Şimdi fırınımız zaten ayarlı. Daha önceden ayarlamıştık. Evet. Bunu fırına atacağız. Tamam. Gördüğümüz gibi bir porsiyon etimiz hazır. Ben bunu atıyorum. Tamam. Bir saat içerisinde bu hazır olacak. 220 derece olduğu için. Pişmiş olacak. Allah izin verirse. Sonra işte ekmeğimizi getireceğiz. Bunun yanında lavaş ekmeği. Şöyle öncelikle zaten yemeğimizi fırına attık. Evet. Sunum için güvecimiz de fırında aynı şekilde ısınıyor. Çünkü ona tahtamıza koyduktan sonra içerisine dökeceğiz. Kırmayacağız. Bizde kırma yok. Şöyle söyleyeyim. Eğer evde yapıyorsanız bunu hamurla üzerine kapatmanızı tavsiye ederim. Folyo vesaire yağlı kağıda girmenize gerek yok. Hamur için de şöyle söyleyeyim. 100 gram un, 50 gram su, çok az da tuz atın yani. Sadece normal üzerine kapatmak için. Yani sonuçta yemeyeceksiniz. O yanacak zaten fırında. Zaten o hava alacaktır hamurdan bir şekilde. Daha lezzetli kılacaktır yani. Lezzetini soracaktır. Tabii daha lezzetli lezzet kılacaktır. Verecek. Çünkü onun havasıyla o hamurun, unun kokusu, toprağın kokusu, işte güvecin. Çekecek. Hepsi birbirine adapte olarak daha lezzetli bir şey çıkacaktır. Biz böyle idare edeceğiz şimdilik. Yemeğimizin de tarifini vereyim bu arada. Olur. 250 gram kuzu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Dinlenmiş kuzu almalarını tavsiye ediyorum öncelikle. Sinirsiz. Dinlenmiş. Kanı süzülmüş. 250 gram kuşbaşı etimiz. 4 tane küçük arpacık soğanımız. Evet. 4 diş sarımsak. Evde yemek için salçanız varsa ev salçası. 1 tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı tereyağı üzerine, bir tatlı kaşığı da tabana, yani yapışmaması için. Aynen. Tuzumuz çok az atıyoruz ev salçamız varsa. Eğer normal ev salçamız yoksa bir tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Çok bir tutam falan pul biber. O hafiften acımsı tadını vermesi için. Çok az da karabiber. Yani ete farklı bir şeyler uygulamaların mantığı yok. Kendi asıl tadını almamız önemli. Tadını almamız lazım. Aynen. Yani öyle. Daha fazla soslarla, baharatlarla etin evet, lezzetini... Evet, etin tadını alamıyoruz ondan sonra. Ya şimdi etin asıl tadı, yani normal ızgara etlerde de tuz ve çok az karabiberdir yani. Etin lezzetini almak. Sosta boğmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Aynen öyle. Etimizi yavaş yavaş alalım. Zaten pişti. Çıkartalım. Yeterince. Güvecimizi de çıkartalım. Dediğim gibi eğer 220 derecede pişiriyorsanız biraz sıcak. 220 derecede pişiriyorsanız 1 saat. Ama eğer vaktiniz varsa 180 derecede 1,5 saate kadar pişirebilirsiniz. Daha böyle lokum kıvamında. Aynen öyle. Şimdi güvecimiz de zaten sıcak. Evet. Şimdi biz yağlı kağıt koyduk biraz dinlendikten sonra. Biraz sıcak, o yüzden açarken dikkat ediyoruz. Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle. Zaten gördüğünüz gibi ilk başta koyduğumuzda
dolu doluydu. Evet, şimdi çekmiş. Şimdi çekti, biraz da suyunu çekmiş zaten. Çok da sulu olmasının, sulu yemek gibi olmasının mantığı yok. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş döküyoruz. Of. Of, kalmadı. Çıkmadı. Yok, içinde bitti. Bu kadar, bayağı çekti zaten. Şimdi tahta kaşıkla zaten. Oh. Dediğim gibi yani bunun yanında somun ekmek falan değil. Kendi yaptığınız güzel bir lavaş ekmeği olabilir. Şöyle bandıra bandıra. Bunu çatalla, kaşıkla vesaire bununla yemenizi tavsiye etmiyorum. Evet. Ekmeği alacaksınız. Böyle. Bandıra bandıra. Güzelce yiyeceksiniz. Şefim şu an öyle bir imkanım yok. O yüzden ben bir çatal alıp hemen tadına bakacağım. Siz çatal alıp bakın. Ya da elle de bakın. Daha güzel olur. Size hemen şöyle yapıyorum. Etimize bakıyorum. Ağzını yiyecekmeden. Yani bunun lokum gibi olması önemli. Bizim için en büyük özelliği bu olmalı. İnanılmaz. Ayşe'm yani, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten mükemmel olmuş. İnşallah bir dahaki zamana Kayseri yağlamasıyla evet, karşınızda. Evet, yağlamayı istiyoruz hepimiz sizden. Ekibe komple yağlama yapıyoruz. Bol sarımsak. Uzak durmayın sarımsakla. Sarımsak, soğanı bol bol tüketin. Doğal yani antibiyotik. Olmazsa olmazımız. Size şöyle göstereyim. Bunlar iyice lezzetini verdi zaten. Bunları da yiyebiliriz yani tüm tüm. Hani o kokusu olmayacaktır yani. Pişince zaten kokusu olmuyor. Kokusu zaten bir de soğanın da. Kendi buharıyla şeyiyle piştiği için tamamıyla aromasını bıraktı. Başka ekmeğimiz yok. Ekmeğimiz normalde bunu yok. Burada yememiz gerekiyordu. Biz ekmek alır yeriz onu sonra. Artık. Şefim çok teşekkür ediyorum Rica size. Rica ederim, ne demek. Ellerinize sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür bir ederim. Bir dahaki seferde yağlamayı bekliyoruz sizden. İnşallah. Ama insanlara küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Tabii. Sürekli araştırın. Sürekli okuyun. Sürekli takip edin. Yöresel mutfağımıza hakim olun. Yani tabii ki bir Fransız mutfağı, bir İtalyan aynen. mutfağı, mesela bir İspanyol mutfağı tabii ki bizim için önemli bir yere sahip. Ama kendi kültürümüzü kesinlikle unutmayalım. Evet. Zaten dediğim gibi İran'a gideceğim için kendi kültürümüzü, Türk bayrağımızın varlığını, nerelerde olursak bizi şey yapmasını istiyorum yani. Her konuda temsil etmek, aynen. temsil etmek bizim için önemli. Kendi kültürümüzden hiçbir şekilde kopmayalım. Ne olursa olsun sadece yemek üzerine değil. Her anlamda. Kültürümüze evet. büyük önem verelim. Türk olduğumuzu, insanlar Müslüman olduğumuzu hiçbir zaman için unutturmayalım. Aynen öyle. Esenle kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdiden yolunuz açık olsun. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Programımızı İnşallah. Programımızı kapatacağız şimdi. Teşekkür ederim. Evet. Çok incesiniz. Çok memnun kaldım her şey için. Biz de çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyorum. O sizin ediyoruz. Güler yüzünüz ekrana yansıyor zaten. Çok teşekkür ederim. İnsanlar da zaten bunu görüyor. İnşallah. Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bizi burada biz ağırladığınız sizlere. İçin. Biz de sizlere İnşallah çok bir gün ben de sizi ağırlamak istiyorum. Geleceğiz efendim. İnşallah. Geleceğiz. Ya İran'dan önce, İran'dan sonra mutlaka geleceğim. Fark etmez benim için. Benim kapım bütün misafirlerime açık. Çok her teşekkür zaman ediyoruz. Bekliyorum. Biz de bekliyoruz. Var mı başka bir isteğiniz, arzunuz, canınızın talebiniz? Canınızın sağlığı. Yağlamayı zaten konuştuk. Testimi size bırakıyorum. Gerçekten mi? Güveci ben alıyorum. Tamam, güveci alın, testi bende kalsın. Bazamam. Evde deneyeceğim onu. Bunu deneyin. Güveciniz vardır muhtemelen evde. Var var tabii. Başka benim alacağım bir şeyim yok. Tamam. Ev salçanız zaten var, siz yaparsınız. Tamam. Sitesinden geliyorsunuz. Şimdi hemen programı kapatalım. Tamam. Herkese sevgili çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Fahrettin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.